Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Can. Bugün sizlerle birlikte CZ fan tokenlarından bahsedeceğim. E, Ayrıca olarak CZ'nin listeleteceği diğer fan tokenlardan da bahsedeceğim. Sadece CZ üzerinden değil. Şöyle bir arkadaşlar dış görünüşe bakmadan hemen önce e, lütfen videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca maalesef telefondan videoyu çekiyorum. Tekrardan daha evime gitmedim. E, hasta olduğum için arkadaşlar arada da öksürebilirim. Lütfen kusura bakmayın. E, sizleri çok seviyorum. Hemen videoya geçelim. Şimdi e, burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar genel piyasa şu anda bir kırmızı. FED Başkanı Pavlo'nun dün e, konuşmalarında maalesef olumsuzluklar vardı. Ve faiz arttırmaya devam edeceklerini de söylediler kendileri. Bu yüzden biraz piyasanın olumsuz ilerlediğini görüyoruz. Ama e, şu anlık hani gelen tepki çok düşük. Yani Bitcoin'i pek fazla düşürmedi aslında. Zaten 25 bas puan beklentisiyle birlikte pump yapmıştık. O beklenti boşa çıkınca Bitcoin eski fiyatlarına gerilemiş oldu. Hatta eski fiyatının daha üstüne gerçi. 16.800 ile 17.000 civarında gezen bir Bitcoin vardı. Şu anda 17.700 civarında gezen bir Bitcoin görüyoruz. Bütün piyasa kırmızı ama CZ burada çok minik de olsa bir yeşillik gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Benim de tabii ki CZ'nin alım satımını işlemlerini yaptığını görüyorsunuz daha önce. Aldıklarım B sattıklarım S yani gözüküyor. Şimdi arkadaşlar 15 dakikalıkta baktığımız zaman burada yükselen bir trendin neden olduğunu söyleyeyim sizlere. E, fan tokenlara ilgi artıyor bugünlerde. Onu söyleyeyim sizlere. Fan tokenlara arkadaşlar bir ilgi var. Bu yüzden e, fan, token, fan tokenlara yönelme konusunda geçen sene de yine bu zamanlarda gerçekleşmişti. Güzel bir yönelim görmüştü fan tokenların hepsine. Yine bir yönelme gelir mi diye düşünüyorsanız arkadaşlar bunu görebilmek için önce cezayinin yükselmesi lazım. Şimdi arkadaşlar cezayinin neden bu kadar fazla düştüğünü de söyle sizlere özettiğim Görmüş olduğunuz gibi Dünya Kupası beklenen etkiyi asla vermedi. Yani Dünya Kupasındaki ne futbol olarak ne seyirci olarak ne kalite olarak beklenen hiçbir türlü vermedi. Bu tabii ki en fazla cezayiyi yaraladı. Üstüne üstlük bir de Brezilya milli takımı sözleşmeyi fes etti. Onu da söyleyelim. Hani e, vardı Brezilya'nın. Brezilya, Brezilya fan diye sözleşmeyi fesettiler. Ayrıca o da bir çöküş getirdi zaten. Hani fan güven maalesef azalmıştı. Ama tabii ki fan token'lar Brezilya'da var olmadı. Yine Brezilya'da da yok olmaz. Bunu söyleyelim. E, bundan sonraki süreç içerisinde maalesef biraz çalkantılı bir süreç var ama <laughs> özür dilerim arkadaşlar. Biraz çalkantılı bir süreç var ama buradan sonraki süreçte CHZ'nin yavaş yavaş da olsa belki e, minik minik ataklarla birlikte bir fan token rüzgarı getirme ihtimali var. Bu tabii ki de masada. Bu yüzden arkadaşlar böyle bir video çekmek istedim ayrıca. E, şimdi CHZ'nin haricinde yine benim de takip listemde olan farklı farklı tokenlar da var. Bunları da hemen size ileteyim arkadaşlar. Mesela BONE aynı şekilde Shibarium'la birlikte BONE'nin atak yapmasını beklerim kendi adıma. Bu yüzden biraz da Bonnie'den bahsettiğim sorusu geldiği için. Jack'ten de bahsedeyim hemen. Şimdi arkadaşlar Jack ve Bonnie <laughs> gelecekle ilgili bir yatırım olarak düşünenler var. Alıp elde tutmak isteyenler var. Ben karşıyım alıp elde tutmaya. Ben trade'ini yapan biriyim bu coin'leri, bu tür token'ları. Ya tabii ki elde tutanlara da hani pek fazla karşı gelmiyorum ama bence doğrusu trade etmek. Çünkü benim yapmış olduğum trade'lerden sadece Jack üzerinden son bir senedeki karım 12x iken ceki alıp bekleyen bir insanı şu anki durumu %90 zarar. Hani bir taraf trade ederek 12x yapmış, bir taraf bekleyerek %90 zarar etmiş. Hangisi daha mantıklı geliyorsa siz siz onu yapın beni ilgilendirmiyor açıkçası. Harici olarak arkadaşlar, Bonede şu an Shibarium'un gelişmesiyle birlikte Bona'ya e yönelim olmasını bekliyorum. <laughs> Özellikle Shiba yatırımcılarının Shiba yükseldikten sonraki durağının Bone olacağını, Doge da olabilir tabii ki yine O da Shiba'nın kurucularının tokenları ama BONE'nin daha göz önünde bulunacağını BONE e yönelimin daha sert olacağını düşünüyorum. Özellikle Shibarium'dan sonra bunu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi son e, 24 saat işlem hacmi 50 milyon dolar civarında emekçiye borsasında görmüş olduğunuz gibi e, sağ yukarıda gözüküyor. <laughs> Bu biraz düşük bir rakam ama Bitcoin'in de stok stabil olduğu bir günde yani çok da kötü değil aslında çünkü Bitcoin bugün çok stabil. Evet, pek fazla ne aşağı ne yukarı bir fitil atmadı. Evet dün gece bayağı bir volatil bir durum vardı ama şu anda bunu kaybetmiş durumdayız ve stabiliteye geçmiş durumdayız. <laughs> maalesef sebebi de dediğim gibi arkadaşlar FED Başkanı Powell'ın konuşmaları aslında faizle birlikte, faiz kararıyla birlikte o dönüşü yakalayabilirdik. Geri tekrardan yükseliş yapabilirdik ama e, maalesef FED Başkanı Powell biraz güvercin değil de bir atak olarak koruyucu arkadaşlar. Çünkü bunun e, sebebi enflasyonu sert bir şekilde indirmek istiyorlar. %2'ye enflasyonun düşmesini istiyor. yüzde %2'ye düşmemesi biraz yasayı sıkıştırır gibi arkadaşlar. Çünkü bunlar faizleri de yani en azından 50 bas puana indirdiler ama yani tekrardan 75 bas puanı arttırabilirler. Böyle bir ihtimal var mı diyorsanız düşük de olsa var. Umarım böyle bir şey olmaz. CZ tarafında da arkadaşlar bir yükseliş dalgası gelebilir. Spotta değerlendirmek isteyenler olabilir. Kaldıraçta değerlendirmek isteyen olabilir. Düşük x'lerle ee, seçim sizin. Benim genel olarak söyleyeceklerim bunlar. seri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.